gördüler canlar. Tamam. Çünkü Ukrayna askerlere ve bizim ülkemize ve insanlara yardım edenlerden insanlara çok teşekkür ediyoruz. Destek için çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca de bizim tarafımızı tutanlar başka ülkeler, Ruslar, Moldovyalar, başka ülkelere çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz kazanacağız. Maske. Sabun. Şeker. Tuz. Peçete, peçete ıslak. Hazır çorba. Çikolatalar. Çok yoruldum bu hafta, çok güzelliyim. Söylemez bir şey yok. Dua etmek lazım işte. Şimdi 8. sene bizi Ukrayna savaş var. 4 gün önce Rus asker tam Ukrayna'ya girdi. Lütfen arkadaşlar, Türk arkadaşlar, lütfen Ukrayna arkadaşlar kim burada yaşıyorlar, lütfen bizi yardım eder misiniz? Niçin? Bizi Ukrayna çok kötü durumu. Bizi çocuklar dışarıda yaşıyorlar şu anda metroya. O yemek yok, içmek yok, egzane kapalı, ilaç yok, hiçbir şey yok. Çok kötü durumu. Onun için lütfen herkes ne var, ne yok, ne var sizde? Lütfen herkese bizi getirir misiniz? Biz yarın arabaya gidecek İstanbul'a ya da Ankara bilmiyoruz şu anda nereye. Orada göndereceğiz yardımı. Ne aldık biz. Burada bizi Türk vatandaş da getiriyorlar. Hem süt, hem yemek, hem gıda, hem de ilaç. Egzacı odası da bizi ilaç gönderecek biraz da. Onun için herkese söylüyoruz. Lütfen bizi bırakma. Bizi orada herkes, bizi orada anneler, nene, baba, yaşlı insanlar şu anda evde oturuyorlar. Nerede bomba patlıyor her yerinde. Lütfen bırakma bizi. Antalya bilmiyorum, Türkiye'de 35 bin kişi yaşıyor. Şu anda daha fazla, şu anda biliyorsunuz biz de Ukrayna vatandaş, ben Türk vatandaşım hem de Ukrayna vatandaş. Kimse bilmiyor ben böyle. Onun için biz de buradayız, ben 30 senede Türkiye'ye yaşıyorum. Onun için ben de Ukrayna'yım. Ukrayna burada çok insanlar var. Hem de karı koca yaşıyorlar, hem de kızlar hangi burada evlendi. Burada da yaşıyorlar. Böyle. Ben kendimi anneye görüşüyorum. Niçin benim merkez, Ukrayna merkezinde biraz uzak bu var. Şimdi Harkov, bana çok insanlar arıyorlar. Hiç telefon çalışmıyor. Hiç şimdi koca Türk, eşi Ukrayna gitti anneye. Şu anda söyledi ben kaçıncı gün hiç duymuyorum. Yaşıyorlar, yaşamıyorlar. Niçin? Her dakika bomba patlıyor ve söyledi telefon çalışmıyor. Çok Türk vatandaş arıyor bana. Söylüyorlar nasıl biz çıkacağız oradan? Niçin? Onlar da görüşemiyorlar. Konsolosu da bilmiyoruz ya da telefon yok ya da arıyorlar telefon bakmıyor kimse. Onun için ben kendimi görüştüm, no var insanlar hangi kaçıncı gün hiç bilmiyor ne aile nasıl yaşıyorlar, yaşamıyorlar, nasıl çocuklar, için küçük çocuklar da var. Ben gerçekten düşünüyorum, insanlar kim Rusya'da yaşıyorlar, onların suçu yok. Bu sadece devletten geliyor. Onlara soruyorum, lütfen gözlerini açın, lütfen bakın. Şimdi orada çok büyük bir yalan var. Ondan için çok merak ediyorum. Bu bir. İkinci, Ukrayna vatandaşları, lütfen siz... Çok düşün, doğru düşün. En iyi bu şimdi sevgi. Sevgi verin. Sizin insanlara Rusya'nın için çok iyi düşün.
iyi düşünün için, onlar için gerçekten bu en önemli bence. Çünkü sevgi olacak, o zaman her şey olacak. O zaman her şey iyi olacak, bence öyle. Bunun için... Şimdi